Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, deneme 8'in çözümüyle karşınızdayım. Bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer denemeden isteyen arkadaşlarımız varsa bana Instagram'dan yazması yeterli. Dijital baskı ile hemen gönderebilmekteyiz. Bilginiz olsun. Denememiz de bu şekilde arkadaşlar. Evet, şimdi hiç vakit kaybetmiyorum. Ve birinci soru ile başlıyorum. Gözden geçirmek deyimi ile uyuşmamaktadır. ÖSYM tekrar deyim sorularını canlandırdı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, gözden geçirmek, tek tek incelemek, detay, tahlil etmek. Yani bir nevi şöyle diyebiliriz. Detaylarına inerek incelemek anlamında kullanılan bir deyimdir. O zaman birinci soruda, daha doğrusu Adana şıkkında tek tek okumuş, yani detaylandırmış. Bursa'ya geldiğimizde incelemek kelimesi var zaten direkt anlamı. Ceyhan'a geçtiğimizde tek tek bakmış, yani incelemiş. Denizli'ye geçtiğimizde taramış arkadaşlar, yani taramak ne demek? İncelemek demek. Edirne'ye geldiğimizde işte bakın diyor ki bize, sağlıklı bir sonuca ulaşmak istiyorsak kapsamlı bir çalışma yapmalıyız. Kapsam demek detay mı demektir arkadaşlar? Yoksa konu alanının genişletilmesi mi demektir? Kapsam konu alanının genişletilmesi demektir. Yani detaylı demek değildir. O yüzden bizim cevabımız ne olmuş olacak? Edirne olmuş olacak arkadaşlar. Hemen ikinci soru ile devam ediyorum. Bu parçadan hareketle edebiyat dergileri ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Arkadaşlar, olumsuz kökenli sorularda ilk başta şıkları okuyorduk. Daha sonra parçanın kendisine geçiyorduk. Şimdi inceleyelim. Burada şatafatlı bir görünüşe sahip olmadıkları. Şatafatın altını çiziyorum ve sahip olmadığının olumsuz ifadelerin altını çizin demiştim. Bursa'da büyük sanatçıların yetişmesine ön ayak olmuş, ön ayağın altını çizdim. Özlü bir anlam özelliği barındıran yazılar içerdiği özlünün altını çizdim ki yoğunluk ÖSYM'nin sevdiği kelimelerdendir. O dönem buluşulan tek yermiş. İçeriğinde magazinsel yazılara yer verilmediği. Şimdi arkadaşlar, beraber inceleyelim. Edebiyat dünyamızın en önemli kişileri ilk dönem hikayelerini, ilk şiirlerini, gelecek vadeden denemelerini zamanlarının en önemli dergilerine göndererek edebiyat sahnesine ilk adımlarını atmışlardır. Şimdi dikkat edin. Büyük sanatçıların yetişmesine ön ayak olduğu, en önemli kişiler bu dergilere yazı göndererek ilk adımlarını atmıyorlar mı? Atıyorlar. O zaman arkadaşlar neye gitti? Evet, Bursa gitti. Devam ediyorum. Bu dönemdeki basılı yayınlar her dönemde hem okur hem de yazarlar için sanatseverlerin ve ağırlıklı olarak edebiyat severlerin tek buluşma noktası olmuştur. Buluşma noktası Denizli gitti. Magazin dergilerin aksine papya kuşe kağıtlara göz alıcı rengarenk fotoğraflar ile basılmayan kültür ve sanat dergileri. O zaman şatafatlı değillermiş arkadaşlar, gitti. Günümüzde halen yayın hayatlarını sürdürebilmelerini janjanlı dış kapaklarına veya verdikleri ücretsiz ürünlere değil, demek ki şatafat onaylandı. Milimetre kalınlığında tek bir sayfasının bile okuyucusunu metrelerce derine indirebilme yeteneğine borçlu. Bak, burada sana demek istiyor ki milimetre kalınlığında bir sayfa var ama o sayfa seni müthiş derinlere indiriyor. Yani az sözcükle çok şey anlatıyor. Yani çağrışımsal alanı geniş. Çağrışım alanının geniş olması yoğunluk değil miydi? Evet, ÖSYM'nin soruları bazen çok kısa oluyor ama içinden müthiş anlamlar çıkıyor. Demek ki buna da ulaştım arkadaşlar ama Edirne ile alakalı herhangi bir bilgi yok. O yüzden cevabı işaretledim ve geçtim.
Evet, üçüncü soru tarzımız. ÖSYM arkadaşlar bunu ne yapacak? Banko soracak. Yani burada bankomuz soru var. Şimdi biz ikiye ayrılma sorularında ne yapıyoruz? İkinci bir giriş cümlesi buluyoruz. Yani ikinci bir genel cümle buluyoruz. İkinci genel cümle demek, çünkü birincisi ilk giriş cümlesidir. İkincisi ise paragrafın ikiye ayrılmak istendiği yerdir. Öncesiyle bağlantısı olmayan bir yer lazım bize. Gelin bakalım. Enterik sinir sistemi beyinden hiçbir uyarı almadan kendi kendine işleyerek sindirim yolu boyunca gıdaların hareketini ve sindirimini kontrol ediyor. Sindirim hayli karmaşık bir süreç olduğu için bu işe adanmış karmaşık bir sinir ağının var olması akla yatkın geliyor. 1 ile 2 bağlantılı. Enterik sinir sistemi bir yandan gıdaların midede mekanik olarak karışmasını ve gıdaların sindirim yolu boyunca ilerlemesi için gerekli kas hareketlerini kontrol ederken bir yandan da sindirim yolunun farklı bölümlerini sindirim enzimlerinin çalışması için gerekli asitlikte ve kimyasal içerikte tutarak uygun biyokimyasal ortamı sağlıyor. Yine enterik sinir sisteminden bahsetmiş oldu. Devam edelim. Aslında bu kadar kapsamlı ve karmaşık bir sinir ağının, bak bu kadar derken öncesindeki enterik sistemden bahsetti. O zaman buradan da ayıramam. Vücudumuz dışımızdaki ortamlardan olduğu kadar aldığımız yiyecekler yoluyla içimizde oluşan ortamdan gelebilecek tehditlerle de karşı karşıya. Vücudumuzun alabileceği tehlikeden bahsetmiş. Bu durumda tehlike içeriden de olabilirmiş, dışarıdan da olabilirmiş. Arkadaşlar yukarıdakiyle herhangi bir anlam bağlantısı yok. Tamamen bir giriş cümlesi. Yani sen şu 5 numaralı cümleyi alıp bir paragrafın giriş cümlesi yapar mısın yapmaz mısın? Yaparsın. O durumda cevabımız ne olmuş olur? Denizli olmuş olur arkadaşlar. Evet, dördüncü soru. Kolay nitelikte bir soru bu. Genelden özele bir anlatım yolu. Ya paragraf konu olarak genelden özele gelecek ya da bir cümlenin içinde bir kavramın genelini daha sonra özelini verecek. Bu soruyla fazla vakit harcamak istemiyorum arkadaşlar. 2 numaralı cümleye geldiğimizde bak burada ne diyor? Çizgi romanlar diyor genel. Sonrasında aşk çizgi romanları diyor. Yani genelden özele gitmiş oluyor. Cevabımız Bursa olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, beşinci soru. Tipik bir ÖSYM sorusu olarak planlamıştım bu soruyu. Kati suret. Arkadaşlar suret değil gerçi suret. Kati suret, yani kati kelimesi kesinlikle hiçbir zaman katiyen, yani olumsuz bir netlik bildiren bir ifadedir. Bu durumda burada olumsuz netlik bildiren ifade hangisinde var? Bakın Edirne'de hiçbir şekilde diyor. Bu durumda cevabımız Edirne olmak zorundadır. Evet, devam ediyorum 6. soru ile. Evet, bu da ÖSYM'nin tipik bir sorusudur. Ortayı boş bırakmış. Ortayı boş bırakmışsa önce ve sonra ile bağlantılı olmak zorunda. Şimdi ilk başta bir parçayı okuyalım. Gazeteler, siyasi dergiler çoğu can sıkıcı bir biçemle yazılmış. Biçem, üslup demekti. Tarihler ve anılar dönemleriyle çok yakından ilgilidir. Tarihçiler ve sosyologlar kaynaklarını onların iç dünyalarında ararlar. Fakat kim bunlara devirlerini doğru aksettirdikleri için gayet hoş yapıtlar diyebilir. Bugün bütün dünyada yönetimleri, ideolojileri savunan milyonlarca yazı yazılıyor. Onlardan geriye güzel diye saklanacak bir şey kalmadığından emin olabiliriz. Lütfen ÖSYM paragraflarını okurken paragrafın dışından bir yorum yapma. Yani kendi yorumunu asla katma. Bak kulaklarında çınlansın bu. Kendi yorumunu asla ve katiyen katmıyorsun. Paragrafa göre yorum yapıyorsun. Ama kendi öznelliğin asla olmayacak. Şimdi paragrafı aynı zamanda okurken yaşamaya çalış. Şimdi ben buraya bakıyorum. Bir sürü yazı varmış. Ve bu yazılar diyor gerçeği anlattığı için kim gayet hoş yapıt diyebilir diyor. Yani günümüzde bir sürü ideolojiyi, yönetimi savunan yazı yazılıyor. Sallıyorum işte
ne diyelim, dış dünyadan birazcık örnek verelim bunu arkadaşlar. İşte Trump'ı öven, yani Trump'ın dönemini anlatan milyonlarca yazı yazılıyor. Sallıyorum, Putin'in rejimini anlatan milyonlarca yazı yazılıyor. Yazı yazıldığı için ve o dönemi anlattığı için, gerçekçi olduğu için bunlar hoş yapıtlar mıdır? Hayır demiş. Devam ediyorum. Bunu anlamayan ve bunun sebeplerini üzerine düşünmeyen Paul Valery'nin her şeyden önce sanat prensibini benimsemeyen bir sanatkar daha mesleğinin ağasını bilmeyen zavallıdır diyor. Yani önemli olan sanattır diyor. Bir gerçeği anlatmak sanatsal bir ifadeyle bağdaşım kuramaz diyor. O duruma sanatsal bir ifade katmak zorundasın diyor. Arkadaşlar, o zaman baktığımızda hangisi çıkar cevap? Bak, bu örnekler gösterir ki estetik değer, güncellik, tarihi sosyal kıymetten çok ayrı bir mahiyete sahiptir, değil mi? Çünkü estetik değer eşittir sanatsallıktır ve eş anlamlı sözcüklere muhakkak dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Devam edelim 7. soru ile. Özel hazırladığım bir soruydu. Ancak sözcüğü cümle içinde ama anlamında kullanılırsa bağlaç olur. Sadece anlamında kullanılırsa edat olur arkadaşlar ve bir nevi karşılaştırma ya da zamansal bir ifade katarsa da zarf olur. Özel bir sorudur. Edirne'den başlayacağım. Savaşa giden ordu şehre gece ancak ulaşabilmiş. Zamansal bir ifade var. Bu durumda zarf. Kendisine verilen işleri ancak bitirdi. Yani şimdi bitirdi gibi bir anlamı var. Zarf. Buradan gitmeyi istemiyorum ancak başka çarem yok. Ama anlamına geldi. Bu durumda burası bağlaç oldu. Sen kendi kendinin geçimini ancak yapıyorsun. Yani kendi kendine zor yetiyorsun diyor. Bir nevi bir miktar kıyaslama anlamı var. Yani zarf olmuş olur. Ancak sözcüğünün bir diğer arkadaşlar dipnotu da şu. Bak dedik ya, kıyaslama, karşılaştırma yapıyorsa. Yalnızca anlamına gelirse, bak tekrar ediyorum, yalnızca gibi bir anlam veriyorsa, yani kıyaslama anlamı veriyorsa zarf olarak da kabul edilir. Bu durumda cevabımız bariz olan C'dir. Özel bir sorudur, bilginiz olsun. 8. soru, hangisine yer verilmemiştir? Arkadaşlar, şimdi yer isim, nasıl yer güzel, bu niteleme sıfatı. Ne kadar güzel, en güzel yer sıfatı derecelendiren zarf oldu. Devam ediyorum. Yüklem grubunun içinde yer almış bir fiilimsi demiş. İsim fiil demiş. Evet, getirmesiydi. Bak, mema yüklem grubunun içinde. Tamlayanları bağlayan bağlaç. Gerçeklerin ve hayallerin arası. Tamlayan, tamlayan, tamlayanları bağladı ve bu da gitti. Tamlayan görevinde deyim. Güzel bir sorudur. Gözden kaçırmanın acısı. Bak, gözden kaçırmak bir deyim değil mi? Tamlayan görevinde deyim olmuş oldu mu? Evet, gözden kaçırmanın deyim oldu. Bu duruma cevabım Bursa çıkmış oldu arkadaşlar. 9. soru, sıfat tamlaması yoktur diye sormuşum. Arkadaşlar, sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır. Şimdi gelin hep beraber bir inceleyelim. Ben burada bak tüm aileyi gördüm. Demek ki sıfat tamlaması var. Çünkü tüm sıfattır. Ek alırsa zamir, ek almazsa sıfat. Devam ediyorum. Bak 4 numaralı cümlede bir suç var. Nasıl suç? Bağışlanamaz bir suç. Sıfat var. 5'te bu suç var. Hangi suç? Bu suç. İşaret sıfatı. O zaman cevabım 1 ve 3 olur. Şimdi bana şunu sorabilirsiniz en fazla. Hocam, nasıl olarak bireysel olarak? Ama bu sıfat değil ki. Fiilimsiyi durum yönünden tamamlayan sözcük durum zarfı olur. O zaman cevabım 1 ve 3 olmuş oldu arkadaşlar. Evet, 10. soru ile devam ediyorum. Hangisi yoktur? Şimdi nereden başlayalım? Bağlaçtan başlayalım mesela arkadaşlar. Ya da bula bula gidim. Yitik bir ezgisin sadece. Nasıl ezgi? Yitik ezgi. Yitik sıfat. Bir belgisiz sıfat. Sadece her zaman neydi?
edattı. Geçtim. Tüketilmiş ve düşmüş gözden. Düşlerinde bir çocuk hıçkırır. Gece camlara sürtünürken. Ne zaman hıçkırır? Gece camlara sürtünürken. Bak sürtünürken. Zaten zarf fiil. O zaman zaman zarfı da var. Çünkü eşittir bağlaç arkadaşlar. Devam edelim. Aldaşmış sıfat fiil özeldir. Bulmanız birazcık güçtür ama bulacağım. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Yaşanan derken, yaşanan durum, yaşanan olay, yaşanan şey. Bak adlaşmış sıfat fiil oldu mu? Oldu. Peki sözcük biçiminde zamir var mı? Hayır. Sözcük biçiminde zamir derken ben, sen, biz, siz, kendi. Bunların hepsi sözcük biçiminde. Ek durumuna deseydi iyilik eki ve ne gelecekti aklımıza? İlgi durum eki. Evet 11. soru ile karşınızdayım arkadaşlar. Hemen bakıyoruz hangisi yoktur. Yüzünü ıslatmadan ağlayabilir misin? Yarı geceden sonra telefon ettin mi hiç? Karanlık adamlar hüviyetini sordu mu? Ben senin olmadığını arıyorum. Belki gelmem, gelemem. 5 dakika bekle, git diye devam ediyor. Arkadaşlar, birincisi olumsuzluk edatı değildir. Buldum, gitti. Sonra soru zamiri. Arkadaşlar yine hatırlatıyorum. Defalarca kez hatırlattım. Ne sözcüğü niçin ve hangi anlamına gelmezse her zaman soru zamiridir. Bana ait hangi varsa, bana ait niçin varsa gelmedi. Bu durumda o zaman soru zamiri de var. Devam ediyorum. Tamlayanı düşmüş isim tamlaması. Hakkım, benim hakkım. O zaman var. Devam ediyorum. Hüviyetini sordu mu? Kimin? Senin. O zaman bu da var. Zarf görevinde kullanılan edat öbeği. Ne zaman telefon ettin mi? Yarı geceden sonra. Bak zarfın içinde öbekleşmiş den sonra var. Bu da var. Ama belirtisiz isim tamlaması yok arkadaşlar. Senin olmadığın derken bu belirtili isim tamlaması olmuş oldu. Hemen geçiyorum 12. soruya. Hangisi yoktur? Arkadaşlar bir kere her sözcüğünü gördüğünüzde belgisiz sıfat var deyin. Geçin ki bir takım sözcüğü de var. Devam ediyorum. Şurada bir mi'yi yakaladım. Edat gitti. Mi soru edatı diyoruz ya her zaman edattır. Şurada ama'yı yakaladım ama her zaman bağlaçtır gitti. Zincirleme isim tamlaması. Arkadaşlar bir kere zincirleme isim tamlaması olması için üçünün de isim olması gerekiyordu ya da fiilimsi fark etmez. Bak yalanın yalan olduğu gördün mü? Benim taktiğim neydi? Ortayı kapatıyordum. Yalanın olduğu mantıklı. Sonra ilkini kapatıyordum. Yalan olduğu mantıklı. Yani ben 3 tane sözcükten 2 tane isim tamlaması çıkardım. Zincirleme isim tamlaması var. Kurallı bileşik sıfat olması için bir kere 3 sözcük olacak ve ortadakinde lılıksız eki olması gerekiyor. Örnek veriyorum. Kırmızı başlıklı kız. Bak nasıl başlık? Kırmızı başlık. Sıfat tamlamasına lı eki getirip peşine üçüncü bir ismi getiriyorsun. Burada öyle bir durum yok. Mesela burada köşeli yuvarlak var ama sıfat tamlaması yok arkadaşlar. Ve üçüncü bir isim de yok. Mesela temiz havalı köy deseydi olurdu ama yok. O yüzden cevap Edirne olmuş oldu. Evet 13. soru ile devam ediyorum. Şimdi isim fiil kullanılmıştır. Sıfat fiil kullanılmıştır. Çekim eki alarak adlaşmış sıfat fiile örnek gösterilebilir. İyilik eki almış sıfat fiile örnek gösterilebilir. Zarf fiil kullanılmıştır diye devam ediyor soru. Evet arkadaşlar ilk başta şu isim fiilleri aradan çıkartayım. Bak anlatmak, mekmak isim fiil, demek, mekmak isim fiil. O zaman isim fiil gitti. Sıfat fiile hemen bakalım arkadaşlar. Nasıl efsane? Dilden dile aktarılan efsane. Bak anası mezar dikecekmiş eki var. O zaman bu da gitti. Devam edelim. İyilik eki almış sıfat fiile örnek gösterilir. Yani iyilik eki almış derken benim sıfat fiilim isim tamlamasının tamlananı olsun. Derleyicilerin yaptığı. Bak arkadaşlar ne oldu?
derleyicilerin yaptığı. Kimin yaptığı? Derleyicilerin. Klasik bir ÖSYM ifadesidir bu. Bilginiz olsun. O zaman tamlanan görevinde bir sıfat fiil var. Demek ki iyilik eki dalmış. Şimdi çekim eki alarak adlaşmış sıfat fiile örnek gösterilebilir. Toplandığı kitap, hangi kitap toplandı? Bu normal bir sıfat fiil arkadaşlar. Peki, şimdi taşıdığı geniş ve kapsayıcı anlam. Nasıl taşıdığı? Bu da var arkadaşlar. Bu da var derken sıfat fiil, normal sıfat fiil var arkadaşlar. Peki, zarf fiil nerede? Özel bir soru olarak nitelendirmiştim bunu. Arkadaşlar burada er sözcüğü fiil anlamında kullanılmış ve can eki gelmiş. Zarf fiili de var ama çekim eki alarak adlaşmış sıfat fiile örnek yok. Peki hocam, çekim eki alarak adlaşmış sıfat fiile bir örnek verebilir misiniz? Tabii ki de verebilir. Benim ona anlatacaklarım var. Anlatacaklarım. Bak, iyilik eki aldı. Peki anlatacaklarım derken neyi kastediyorsun? Anlatacağım olaylar. Anlatacağım sözler. Demek ki o zaman çekim eki alarak adlaşmış sıfat fiil böyle bir şekilde oluşuyorsa peki burada var mı? Hayır, yok. Cevap Ceyhan olmuş oldu arkadaşlar. 14. soru, kavram karmaşasını gidermek için oluşturduğum bir soruydu. Arkadaşlar, çekim dediği zaman kip ekine bakıyoruz. Yapı dediği zaman basit türemiş bileşeye bakıyoruz. Şimdi birinci dize grubunda basit çekimli fiiller demiş. Ağlasam bir tane kip eki var. Duyar mısın bir tane kip eki var. Er argenis zaman, demek ki bu doğru. İkinci dize grubunda basit çekimli, yani bir tane kip eki olan birleşik bir fiil bulunmaktadır. Dokunabilir. Bilmek yeterlilik eylemi. Demek ki birleşik bir fiil var. Peki kaç tane kip eki almış? Bir tane. O zaman birleşik yapılı, birleşik bir fiil. Ceyhan 3. dize grubunda basit çekimli basit bir fiil kullanılmıştır. Bilmezdim. Arkadaşlar, bilmezdim derken bunun olumlusu bilirdim değil mi? Er geniş zaman değil mi? Geniş zamanın hikayesi. İki tane kip eki var. Evet, fiil basit yapılı olabilir ama kesinlikle ve kesinlikle birleşik çekimlidir. O yüzden cevabımız Ceyhan. Hangisinin yazımı yanlıştır diye sormuşum. Arkadaşlar bak, ilginç gibi beyti. Evet, beyit sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek aldığında ünlüsü düşer. Biri birlerini gördün mü? Şuradaki i ne olsun? Düşsün değil mi? Bir, bir, le, ri şeklinde. Cevap Ceyhan. Devam ediyorum. Günlük konuşma diliyle ilgili bir soru sormuştum. Arkadaşlar, acitasyon diye bir şey yok. Acitasyon. Bak, bunun yazımı doğru. Cüzdan mı diyoruz? Cüzdan mı? Cüzdan olacak. O zaman cevap Adana. Acitasyonu kazanmanız için vermiştim bu soruyu. Bu dörtlükte yer tamlayıcısı olan unsur hangisidir? Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Geçtim yüklem. Ne zaman? Dün. Zarf tümleci. Yine ne zaman? Yine. Tekrar durum olacı. Evet, nereden geçtim? Eski hazan bahçelerinden. Arkadaşlar, hazan bahçeleri tamlayanı sıfat almış olan belirtili isim tamlaması var değil mi? Ayıramazsın. O zaman cevabın ne oldu? Ceyhan olmuş oldu. Hangisi yoktur diye sormuşum. Beraber inceleyelim. Kağıt kağıdı, ünsüz değişimi yani yumuşaması. Bas artı g baskı, sertleşme. Ki şurada iki tane t yan yana, ünsüz sertleşmesi. Etki, etki, ünsüz sertleşmesi. Bak, burada yüksek var. Yükseğe L yapım eki geldi. Yükselmek oldu. K ünsüzü düştü. Demek ki ünsüz düşmesi de var. Devam edelim. Öykünün şekil şekli, ünlü düşmesi var. Ama ünlü türemesi parçada yok. O yüzden cevap Adana. Evet, devam edelim arkadaşlar. 19. soru, yazım yanlışı. Kurum kuruluşlara getirilen, daha doğrusu kesme işareti, ekler ayrılmazdı. Bak, bir kurum. X inşaatın kurum, ayıramazsın. Bakanlar kurulunun, ayıramazsın. Şimdi devam ediyorum. Çarşamba ovamızın. Taktik neydi? Sığ yerine, yani iyelik eki değişiyorsa
kesme işaretiyle ayırmıyorduk. Çarşamba ovasından, bak ovasından geçiyorum deseydin ayıracaktın. Çünkü burada sı var. Ama sı yerine mız gelmiş. E o zaman iyilik eki değişiyorsa ayırmıyorduk. Bak demek ki yazımı doğru. Boğaz içi köprüsüne derken şuradan ayırmam gerekiyordu. Ama boğaz içi köprümüzün derken ayırmıyordum. Cevap Bursa olmuş oldu arkadaşlar. Evet, sözel mantık sorusuyla karşınızdayım. Bakalım ne istemiş bizden. Şimdi arkadaşlar, sözel mantık sorularında bir kere ben her zaman ne yapıyordum? Günler varsa ben üst tarafa günleri yazıyordum. Kaç bilinmeyenli isimler, daha sonra hafta günleri etti 2 ve çizgi film isimleri var 3 bilinmeyenli bir soru. Ben çapraşık bir sistem oluşturuyordum arkadaşlar, bilginiz olsun. Nereye oluşturayım tabloyu? Şurası uygun herhalde. Evet, şimdi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma diye çizelgemi oluşturdum arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Eğer gün isimleri varsa mümkün olduğunca gün isimlerini üst tarafa alın. Ben genellikle kişi isimlerini yan tarafa çekerim. Şuraya Ayla dedim. Şuraya da Öznur dedim. Çizgi film isimlerini de çapraşık sistemle ortaya entegre edeceğim arkadaşlar. Bakalım ne izlemişler. Bella, bir de kaç tane çizgi film olduğunu, yani kaç tane kavram olduğunu her zaman yazın. 1, 2, 3, 4 ve arkadaşlar ne varmış? 5 tane çizgi film varmış. Şuradaki virgül fazla. İki kuzen de üçer çizgi film izliyormuş. Tamamız. İki kuzenin de ortak izlediği tek çizgi film çarşamba günü yayımlanmaktaymış. Tamam arkadaşlar. O zaman çarşambaya ben ne diyorum? Ortak diyorum. İkisi için geçerli. İki kuzen de art arda en fazla 2 gün çizgi film izlemektedir. Art arda 2 gün olacak. Royal'i yalnızca Ayla. Şimdi Royal'i Ayla ne yapıyormuş? İzliyormuş. Tinton'u ise Öznur izliyormuş arkadaşlar. Tinton'u da şuraya yazdım. Öznur'un izlediği çizgi filmlerden biri pazartesi günleri yayınlanmaktaymış. Tamam. O zaman şuraya bir tik koydum. Niye? Çünkü Öznur pazartesi. Devam ediyorum. Çizmeli kedi perşembe günleri yayımlanmaktaymış. Çizmeli kediyi hemen aldım. Şuraya koydum. Bir durumdan bahsedeceğim. Bella Royal'den önceki bir gün yayımlanmaktaymış. Arkadaşlar bakın diyor ki Bella Royal'den önceki bir gün olacak. Tamam. Şimdi eğer Öznur pazartesi izliyorsa salı günü Ayla olmak zorunda. Niye? Çünkü art arda en fazla 2 gün izleyebilir. E çarşamba ortak. O zaman ben Öznur'u salıya yazarsam 3 gün üst üste olmuyor mu çarşambayla beraber? Evet. O zaman salı günü Ayla izlemiş olacak. Devam ediyorum. Bu durumda perşembe gününe ben kimi yazmak zorundayım? Öznur'u. Niye? Çünkü Ayla'yı yazarsam salı, çarşamba, perşembe üst üste olmuş oluyor. E bu durumda o zaman perşembe günü kim olacak? Öznur olacak. Cuma'ya geldim. Cuma'ya Öznur yazarsam arkadaşlar Öznur 3 gün üst üste olmuş oluyor. Çarşamba, perşembe, cuma. Demek ki cuma Ayla olmuş olacak. Devam ediyorum. Perşembe günü çizmeli kedi mi vardı? Evet, çizmeli kediyi geldim. Perşembe'ye güzelce yazdım. Öznur bir de Tinton izliyordu. Demek ki o zaman Tinton ne zamanmış? Pazartesi günüymüş arkadaşlar. Şimdi Bella diyor Royal'den önce yayımlanmaktadır. Şimdi arkadaşlar madem Bella Royal'den önce yayımlanacak. Şimdi Royal'i sadece Ayla izliyordu. Eğer ben buraya bak salı gününe Royal yazarsam pazartesinin Bella olması lazım. Ama olmuyor. Demek ki o zaman benim Royal'im cuma günü izlenmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu durumda benim kaç tane çizgi filmim kaldı? Yerleştirmediğim bir Pokemon kaldı. Dikkat edin, Bella kalmış oldu. Şimdi bu durumda
Salı ve çarşambaya benim çizgi filmleri yerleştirmem lazım. Şimdi benim salı günü ve çarşamba günkü arkadaşlar çizgi filmlerim belirsiz. İki tane çizgi filmim kalmıştı. Hangileriydi? Pokemon ve Bella. Bella zaten her türlü Royal'den önce olmuş olacak. Peki ben onları nereye yazabilirim? Salı ya da çarşambaya yazabilirim. Niye? Çünkü salı günkü çizgi film belli değil. Çarşamba günkü çizgi film belli değil. O zaman Pokemon ve Royal salı ve çarşambaya gelebilir ama yer değişecek. Şimdi geçelim sorularımızı çözmeye. Arkadaşlar Öznur hangilerini izliyor olabilir diye sormuşum. Şimdi Öznur hangilerini izliyor? Bella, Pokemon, Çizmeli Kedi. Şimdi gelin bakalım. Öznur burada Çizmeli Kedi'yi izliyor. Çarşamba günü ortak olan Royal ya da Pokemon. O zaman demek ki bu üçünü izleyebilir. Çünkü çarşamba gününe Pokemon ve Royal gelebilirdi. Hangisi kesin olarak yanlıştır diye sormuşum. Bella Pokemon'dan sonraki bir gün yayımlanmaktadır. Arkadaşlar şimdi Bella'yı sormuş. Salı gününe Bella'yı koysam, çarşamba gününe Pokemon'u koysam olabilir. Tinton Pokemon'dan önceki bir gün yayımlanmaktadır. Şimdi Tinton pazartesi günü. Pokemon salı da olabilir, çarşamba da. Demek ki bu da doğru. Royal Çizmeli Kedi'den önceki bir gün. Çizmeli Kedi Royal'den daha önce değil mi? Evet, o zaman cevabım Ceyhan olmuş oldu. Hangileri art arda izlenmiş olamaz diye sormuşum. Şimdi inceliyorum arkadaşlar. Mesela Bella Tinton. Bakalım şurası Bella olsa Tinton'la olabilir. Bella Pokemon. Bella Pokemon zaten olabilirdi. Salı ve çarşamba yerleştirebilirdim. Pokemon Royal. Pokemon çarşamba olabilir, salı olabilir. Ama cuma günü Royal var. Her türlü bir tane boşluk var. O zaman cevabım Ceyhan olmuş oldu arkadaşlar. Evet geçiyorum. Hiçbir Türkçe branş denemesinde olmayan özel sorulara. Dedim ya genel kültür tarafında edebiyattan soruyorlar. Ben de size yardımcı olmak istedim. Belki çıkar. Hiç bilmiyoruz. Şimdi devrilmiş kütüphane Ahmet Vefik Paşa. Kendisi Bursa valisi ve müthiş bir tiyatro çevirmeni. Molière'den çevirdiği 16 oyun ile ünlenmiş Anadolu'nun Molière'i olarak tanınıyor. Bursa valisi iken tiyatro izlemeye gitmeyen memurları görevden atıyor. Evet devam ediyorum. Yazı makinesi 250 tane arkadaşlar eseri vardır. Avrupa yakasından Asya yakasına geçerken bir eseri bitirmiştir. Evet Ahmet Cevdet Paşa Mecelle değil mi arkadaşlar? Şairi Azam Abdülhamit Tarhan. Yurt dışına sivil olarak çıkan öğrencimiz kendi arkadaşlar cebinden karşılayarak çıkmıştır. Şinasi ilklerin adamıdır Tanzimat döneminde. Şemseddin Sami ise ilk roman yazarımızdır cevap Edirne. Evet ikinci soru arkadaşlar. Ali Şahin belki milli mücadele ile ilgili örnek verebilirler. Ali Şahin'imiz Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gecesi'nin kahramanıdır. Feride Çalı Kuşu'nun kahramanıdır. Zehra da arkadaşlar Acıma'nın kahramanıdır. Üçünün de ortak özelliği öğretmen olarak Anadolu'ya gitmişlerdir. Evet, İran Şahı'nın huzuruna çıkacak bir mert aranıyor. Ve arkadaşlar kimi buluyorlar? Muhsin Çelebi'yi. Çünkü Muhsin Çelebi kimseye eyvallahı olmayan bir adamdır. Kendi sadrazamının bile elini eteğini öpmez ve Allah'tan başka kula minnet eylemez gibisinden bir algı var. Ve ne yapıyor? Kendisine çok özel bir kaftan diktiriyor. Son kuruşunu oraya harcıyor. Ve görevini yaptıktan sonra geldiğinde açlıkla mücadele ediyor. Devletten tek bir kuruş para almadan arkadaşlar. Pembe incili kaftan Ömer Seyfettin. Evet bu özel nitelikli bir soruydu. Evet soruyu gördünüz zaten şu anda. Hangisinden alınmıştır diye sormuşum. Biz nereden bilelim hocam diye demek yok. Çünkü bu bir sözlük. Bak kayak sözcüğünü vermişim, açıklamasını vermişim. Ve daha sonra cümle içinde kullanmışım. Ve günümüz Türkçesine monte etmişim. Sözlüklerin anlamını veren, daha doğrusu sözcüklerin anlamını veren, içinde 7500 tane
sözcük olan ve aynı zamanda Türkçenin Arapça ile boy ölçüşebilecek derecede zengin olduğunu söyleyen eser Divan-ı Lügat Türk ve yazarı da Kaşgarlı Mahmut Cevap Ceyhan olmuş olacak. Evet, çenem çok düştü ve çok yoruldu arkadaşlar. Tüm soruları detaylı bir şekilde açıkladım. Yorum kısmına yorumunuzu bekliyorum. Hani güzelse güzel, kötüyse kötü gibisinin eleştirilerinizi. Deneme 9 ve 10'u da çözeceğim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.